Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulüne Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Değerli Kur'an dostları, sizlerle uzun bir seyahatin sonuna geldik. Son duraktayız. Kehf suresinin son ayetini inşallah bugün okuyarak Cuma günleri Kehf suresi okumaları programına son vereceğiz. Evet, Cuma günleri Kehf suresi okuyoruz. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kim Kehf suresinin başından 10 ayet, bir başka rivayette sonundan veya ortasından Kehf suresinden ayetler okur ve o ayetlerin manasını anlar, hayatına taşır, yaşarsa Deccal fitnesinden korunmuş olur. Deccal fitnesi ki Hazreti Nuh'tan beri bütün peygamberlerin ümmetlerini uyardığı, korkuttuğu, dikkat çektiği bir fitnedir. Ve Kehf suresi bütünüyle bu fitneye, bu imtihana karşı biz hazırlamaktadır. Ve bizim için Allah'ın izniyle biz Kehf suresini kendimize mal eder, okur, anlarsak, yaşarsak bizim için bir sığınak, bir korunak olacaktır. O kaleye girdiğimiz zaman bilemediğimiz şekilde veya bildiğimiz, anlayabileceğimiz şekilde o fitneye, o imtihana karşı korunmuş olacağız. Bunlar üzerine durmuştuk. Bugün inşallah okuyacağımız son ayet-i kerimede, Kehf suresinde Allah-u Teala buyuruyor ki قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى اِلَيَّ اَنَّمَا اِلَٰهُكُمْ اِلَٰهُمْ وَاحِدٌ وَمَنْ كَانَ اَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ اَحَدًا. Ey Resulüm, de ki ben sizin gibi bir beşerim. Fakat aramızda bir fark var. Bana vahiy olunuyor. Cenab-ı Hak bana bir takım emirler, bir takım yasaklar, bir takım hakikatleri vahiy ediyor. Bunların başında da yaratıcının, ilahın tek bir olduğu vahiy vardır. Ben bu vahiyi size bildiriyorum. Bu vahiyi size bildirdiğim gibi kim Rabbi ile buluşmak, Rabbine kavuşmak, Rabbi ile güzel bir mülakat arzu ediyorsa salih amel işlesin ve ibadet taatinde, kulluğunda, itikadında Allah'a kimseyi şirk koşmasın, ortak koşmasın. Evet, bu ayet-i kerime Kur'an-ı Kerim'in temel hakikatlerinden, belki de en temel hakikati olan tevhid hakikatini anlatıyor. Kur'an-ı Kerim'in değişik konuları vardır, ana konuları. Bu konuların en başında hangi şekilde tasnif edersek edelim, en başında tevhid hakikati gelir. Kur'an, insanlığa tevhidi, yani tek bir ilahı olması gereken şekilde tek bir ilaha inanmayı anlatır. Temeli budur. İhlas suresi bunu anlatır. En kısa fakat en faziletli sürelerden birisidir İhlas suresi ve bütün Kur'an-ı Kerim'in her tarafında tevhid hakikati vardır. Tevhid hakikati iyice yerleştikten sonra Medine'de ibadet ve diğer ahkam gelir. Ama önce Mekke'de uzun süre tevhid üzerine yoğunlaştırır, tevhid anlatılır. Allah-u Teala bu ayetin sonunda tevhidle bitiriyor. Şimdi bu ayet-i kerimeyi gelin beraber değerlendirelim. Önce ayetin nasıl başladığını görelim. Ayet kul diye başlıyor. Kul, de ki. De ki ey Habibim, ey Resulüm. Bu kul ayetlerinin ilk muhatabı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Ve ondan sonra kıyamete kadar bütün müminlerdir. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyecek. Mekke'de müşriklere diyecek. Müşriklerle beraber bütün insanlığa diyecek. Medine'de müminlere, münafıklara, Yahudilere ve diğer din mensuplarına diyecek ve onlarla beraber, Medine'deki insanlarla beraber kıyamete kadar bütün herkese, bütün insanlığa söyleyecek ve söylemiştir de. Efendimiz'den sonra bu ayetin bir muhatabı biz müminleriz. Burada anlatılan ayetler, hususi yönleri vardır. Onlar haricinde Allah-u Teala kul dediği ayetleri biz önce kendimize okuyacağız ve peşinden de bizi dinleyen herkese meydan okuma tarzında olmayabilir. Fakat bunu söyleyeceğiz. Çünkü bunlar bizim söylememiz gereken, bilmemiz gereken şeylerdir. Bu ayet üzerinden baktığımızda, kul, ilk muhatap olarak Efendimiz'e, de ki ey şanı yüce nebi, ey Resulüm, ey Habibim, ey sevgili kulum, ey abdim, ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, abd vurgusu yoğun bir şekilde vardı Kur'an-ı Kerim'de. Cenab-ı Hakk'ın abdi hasıdır. Hususi lütuflarda bulunduğu bir kuldur Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Resuldür fakat abdtir. Abd-i Resul, kul Resul'dür. Kulluğunu ortaya koyan, kulluğu zirvede yaşayan bir Resul'dür Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ey şan-ı cenebi, de ki, kul, inneme ene. İnneme tek başına bir manası olmayabilir fakat inne tekit ifade eder, tekitli bir cümle gelecek demektir. Ben kesin bir şey söylüyorum, mutlak bir şey söylüyorum. Anlattığım şeyde, söyleyeceğim şeyde hiçbir şüphe yok, farklı bir şey yok. Kesin bir hakikat söyleyeceğim. İnneme ene. Şüphesiz ki ben, bahsettiğiniz karşıdaki insan, ben ene beşerun mislüküm.
Ben bir beşerim. Ben bir insanım. Ben bir melek değilim. Ben bir kral değilim. Gerçi krallar da besleniyor oluyor ama bu ayetin konseptine baktığımızda ben bir melek değilim. Ben cinlenmiş birisi değilim. Ben sihir yapan birisi değilim. Sihre maruz kalmış birisi değilim. Mecnun değilim. Ben de bir beşerim. Nasıl bir beşerim? Sizin iyi beşeriniz gibi, sizin içinizdeki iyi insanlar gibi, sağlıklı, aklı başında, değerlendirme yerinde insanlar gibi, ben de sizin gibi bir insanım. Bu ayet kelimeyi Mekke toplumunda okuduğumuzda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bu ayeti söylemesini Cenab-ı Hakk'ın Efendimiz'den bunu istemesinin bir arka planını görüyoruz. Nedir o? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ilk vahye başladığında daha önce onu çok iyi tanıyan insanlar bu peygamber olduğunu iddia ediyor. Bunda bir şey var, normal değil. Diyorlar sihirbaz, diyorlar ki cinlenmiş, cinler içine cin girmiş, sonra aklını kaybetmiş, haşa pek çok şey söylüyorlar. Yani normal düne kadar, ilk vahiy gelinceye kadar çok değer verdikleri, emin diye tanıdıkları, yanına şahit olmadıkları, her yönüyle muhteşem ve mükemmel bir örnek olarak tanıdıkları Efendimiz Suresi'ne farklı şeyler söylüyorlar. Mesela cinlenmiş, içine cin girmiş diyorlar, mecnun diyorlar. Efendimiz Suresi'ne diyor ki, hayır, ene beşerun müslüküm. Ben sizin gibi bir insanım. Cinlenmiş değilim. Sihirbaz diyorlar. Hayır, ben sizin gibi bir insanım. Sihirbaz değilim. Sahir değilim. Akli meleklerim yerinde. Mantıkım yerinde. Değerlerim yerinde. Bende bir problem yok. Ben sizin gibi bir insanım. Sizden bir insanım. Sizin bildiğiniz insanım. Geçen sene tanıdığınız insanım. Sizin gibi bir insanım ben. Sizin gibi derken de sizin ayak takımınız, akli melekleri yerinde olmayanlar değil. İnsan olarak baktığınız, iyi dediğiniz, sağlıklı dediğiniz insanlar gibi insanım ben. Ben sizin gibi bir beşerim. Bu ayet-i kerimeyi kendi konseptini okuduğumuzda Mekke'de muhatap olan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e çok farklı şeyler söylediği ortamda okuduğumuzda ne göreceğiz? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ben insanım. Sizin gibi iyi bir insanım. Hani herkes kendini yıkabilir. Ben iyi bir insanım. Aklım başımda. Değerlerim yerinde insanım. Bir bu birinci okuma benim kanaatim bence birinci okumamız bu şekilde olmalı. Ben farklı bir şey değilim. Ben insanım. İkinci bir okuma Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bazı taleplerde bulunuyorlar. Gökten şey indirmesi, işte Mekke'deki bazı şeyleri altına çevirmesi, taşları altına çevirmesi gibi talepler ediyorlar. Hayır, bunlar ekstra şeylerdir. Bunları ben yapamam. Bunları yaparsam, buna benzer şeyler de yaparsam ki Allah-u Teala lütfedecektir, yapacaktır. Yaparsam bu benden olmaz. Kaynağı ilahi olur. Mesela ben bir ağaca selam verdiğimde ki bu olan bir mucizedir. Ağaç bana aleyküm selam deyip emretti ya Resulullah diyorsa bu benden değildir. Benim yapacağım bir şey değildir. Çünkü ben insan olarak sizin gibi insanım. Siz yapamıyorsunuz onu ben de yapamam. Ama Allah'ın bana lütfu olarak ben bunu yapabilirim. Ben bir insanım. Elimle işaret ettiğimde ayı ikiye ayıramam. Ben bir insanım. Safa tepesini altına çeviremem. Fakat ben bir insanım, Allah'ın bana lütfu var. Allah dilerse bunlar olmayacak şeyler değil. Ben bir insanım, elimden su akmaz, parmaklarımdan su akmaz. Ama Allah dilerse, Allah dilediği zaman parmaklarımdan 10 çeşme musluk gibi su akar. Ben bir insanım, bir kap yemekle ancak 3-5 kişiyi doyururum. Ama bir savaş ortamında Cenab-ı Hak dilemesiyle insanım fakat Cenab-ı Hak'la irtibatım var. Cenab-ı Hak lütfeder, ben normal insana yapamayacağı şeylere mazhar olabilirim. Ama bu benden değil, Cenab-ı Hak'tan, irtibatımdan, Rabbimdendir. Ben bir insanım. Sizin gibi bir insanım. Sizin iyi insan, sağlıklı insan dediğiniz insanlar gibi bir insanım. Bu ayetin ilk manası budur. Fakat bizim tarih boyunca bir hakikat olarak bu ayeti yorumlarken genelde bu da başka bir şeyler daha söylemiş. Bazen o diğer yorum, ikinci yorum, birinci sıraya geçmiş. Şahsi kanaatimdir bu. Nedir o? Ey muhatap, ben bir insanım de diyor Allah-u Teala Efendimiz'e. Ben bir insanım. Beni insan olarak görün. Evet Efendimiz zaten bir insandı. Muhammed'in beşerim. Hazreti Muhammed zaten bir insandır. Fakat o insandır ama taşlar arasındaki, bazı taşlar arasındaki inci mercan gibidir. Dolayısıyla o sıradan bir insan değildir. Bu ve benzeri ayet-i kerimeleri bazı tarih boyunca bazı farklı yorumlar yaparak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem beşeriliğini çok fazla vurgulayarak sıradanlaştırma, Efendimiz'i sıradanlaştırma. Sadece vahiy alıyor, vahiy veriyor, onun dışında bir özelliği yok gibi değerlendiriyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dini hayattan
sadece vahiy getirmiş bir posta memuru gibi kapalı bir zarfı getirdi, bize verdiği gibi değerlendirme yapabiliyorlar. Ben bir beşerim. Şimdi ben bir beşerim ifadesini değerlendirelim. Kur'an-ı Kerim'de pek çok ayet-i kerimede Allah-u Teala insanın beşeriyetine, peygamberlerin beşeriyetine vurgu yapıyor. Ve Kur'an-ı Kerim'den beşerun mislüküm, beşerun misline benzer bizim gibi veya sizin gibi ifadeleri 30 küsur ayette geçiyor. Bu ayetlerin ilk vurgusu insana beşer vurgusu ki bu arada beşer insanın derisiyle alakalı pürüzsüz derisi olan derisinde tüy olmayan çoğunluk itibariyle varlık manasına geliyor. Beşer budur. Beşer kelime itibariyle buradan çıksa bile beşer eşittir insan manası. İnsan, Adem oğlu. İnsandır beşer. Ben beşerim diyor. Ve beşer meselesine ilk baktığımızda şeytan Hazreti Adem karşısında Allah'ın emrine karşı geldiğinde insanı beşer olarak ortaya koyuyor. O bir beşer. Topraktan benimle değer yarışına giremez. Ben ondan üstünüm diyor. Onun dışında tarih boyunca Kur'an-ı Kerim'de 30 küsur ayet-i kerimede peygamberler kendilerini beşer gibi anlatıyor ama beşer gibi anlatmadan önce muhatapların beşer ifadesi var. Diyorlar ki mesela Hazreti Nuh'a örnek olsun diye söylüyorum. Diğer peygamberler de vardır. Sen bizim gibi bir insansın. Bir farkımız yok. Sen de yiyip içiyorsun. Senin de beşeri ihtiyaçların var. Zaafların var, kusurların var. Kusurlar derken mesela bir yeme içme aslında güzel bir şeydir. Yeme içtikten sonra aslında kusur denen şey yeme içmekten daha ziyade yediğin için sindirdikten sonra boşaltım kısmıdır. Kur'an-ı Kerim nezahatinden dolayı sadece yeme içmekten bahseder. Ama muhatapları zannediyorum sadece yeme içmekten bahsetmiyorlar. Yeme içmek normal gelir fakat o yenilen içilen şeyleri tüketme, sarf etme, atma, atıklar bu tür daha ziyade peygamberler alay edilen şey. Sen de bizim gibi insansın. Sen de iyi biçip diğer beşeri şeyleri yapıyorsun diyorlar ve değer düşürmek istiyorlar. Ve peygamberler de bu ithama, bu iftiraya, bu söylemlere karşı başta şeytanın söylemi buydu. Daha sonra inanmayanlar, inkarcıların söylemine karşı diyorlar ki evet biz bir beşeriz. Doğru. Sizin gibi beşeriz. Biz de yiyoruz, içiyoruz. Bizim de bir tarafımız kesilince kan akıyor. Hastalanıyoruz. Vakti geldiğinde ölüyoruz. Baki değiliz. Biz beşeriz. Fakat bir fark var. Arada bir fark var bizim beşerimizle sizin beşeriyetinizin. Bize Cenab-ı Hak vahy ediyor. Allahu Teala bize bir takım hakikatleri vahy ediyor ki peygamber genelde en büyük, en temel vahiy olan ilahın, Allah'ın tekliğini, tevhidi anlatırlar. Öncelikle bunu söylerler. Tabi sadece vahiy bundan ibaret değildir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ene beşerun mislüküm. Ben sizin gibi beşerim. Benden bir melek olmayı beklemeyin. Beni bir sihirbaz gibi görmeyin. Beni cinlenmiş, kafası karışmış görmeyin. Ben de normal, sağlıklı sizin gibi beşerim. Önce bunu anladıktan sonra beşeri ilahlaştırma meselesine değinmemiz gerekiyor. Tarih boyunca Efendimiz Aleyhisselam hakkında çok ciddi övgüler, onu takdir etmeler, senalar, naatlar, şiirler yazılmış. Bu lazımdır, güzeldir de. Fakat Efendimiz Aleyhisselam peygamberlik ötesinde insanın üzerine çıkan, ilah yapan bir şey, genel bir şey bilmiyorum. Yoktur. Kur'an-ı Kerim çünkü her tarafta bunu anlatır ve Müslümanlar sıhhatle değerlendiklerini, tevhidi bu kadar vurgulayınca, tevhidi bu kadar net anlatınca ilahın tekliğini tabii ki beşeri siz ilah yapamazsınız, ilah yerine koyamazsınız. Ona ilah demedikten sonra Efendimiz Aleyhisselam her türlü faziletin kaynağıdır. Dolayısıyla ona her türlü övgüde bulunabilir. Efendimiz Aleyhisselam ben sizin gibi beşerim derken evet o bir beşerdir fakat şaşan beşerlerden değildir. Beşerdir fakat özelliği olan bir beşerdir. Hususiyetleri olan bir beşerdir. Hususiyetleri olan beşerdir derken Efendimiz Aleyhisselam'ın birkaç hususiyeti, Hasais-i Nebi diye geçer kitaplarda, Efendimiz Aleyhisselam'ın mahsus bazı özellikleri vardır. Mesela Efendimiz Aleyhisselam Medine'de bazı sahabelerin uzun süre oruç tuttuğunu görür. Ve bazıları der ki biz devamlı oruç tutacağız. Belki 3-5 günde bir iftar yapacağız. Gece gündüz devamlı oruç tutacağız. Bu oruca visal orucu deniliyor. İftar yapmadan peş peşe oruç tutmak. 2 gün, 3 gün artık ne kadar yapabiliyorsa. Efendimiz Aleyhisselam bizzat kendisi oruç tutuyordu. Misal orucu. Birkaç gün bilemiyoruz belki yenecek, yiyecek çok bir şey yoktu. Ama neticede su var. Suyla orucu açılabilir. Efendimiz Aleyhisselam kendine mahsus olarak misal orucu tutuyor. Bunu bazı sahabiler de yapmak istiyor. Efendimiz Aleyhisselam diyor ki, hayır siz bunu yapmayın. Siz misal orucu, yani peş peşe oruç tutmayın. Diyorlar ki, ya Resulallah sen yapıyorsun. Buyuruyor ki, inni lestü keyetüküm. Ben sizin gibi değilim. Benim bir farkım var. Sizin gibi tamam, sizin gibi yeme ihtiyacım var.
ağrımsızım oluyor hasta olduğum zaman, belli şeyler var ama benim farklı bir özelliğim var. Cenab-ı Hak bana yediriyor içiriyor uykumda veya farklı zamanlarda. Yani ağzıma almadan, sindirmeden Cenab-ı Hak beni açlık vermiyor bana. Ben bir açlık hissetmiyorum. O tür bir ihtiyacımı, o tür ihtiyaçlarımı Cenab-ı Hak karşılıyor farkında olmadığınız şekilde. Dolayısıyla siz benim gibi değilsiniz, ben sizin gibi değilim. Ama Efendimiz Aleyhisselam muhataplarına hep kendileri gibi olduğunu söylemiştir. Ve öyle davranmıştır. Onlardan farklı davranmamıştır. Onlarla beraber sefere çıkmıştır. Onlarla beraber açlık çekmiştir. Onlarla beraber çalışmıştır. Onlarla beraber gerektiğinde, ihtiyaç anında savaşa çıkmıştır. Onlara ne emrettiyse yapmıştır. Ben sizin gibi beşerim, sizin dışınızda size bir şey emredip de kendimi geri çekmem. Size ne diyorsam onu yaparım. Zaten bir peygamberin beşer olması çok önemlidir. Çünkü bir melek insana rehberlik yapamaz. Melek gelir, vahiy Efendimiz'e, Cebrail'in Efendimiz'e yaptığı gibi gelir, vahiyi bildirebilir. Hani faraza bir şey dersek. Fakat insana rehberlik yapamaz. İnsanın duygusunu, ihtiyaçlarını anlayamaz melek. Cenab-ı Hakk'ın bildirmesi dışında, diyelim ki o Cenab-ı Hakk'ın ilmini bildirmesini harç olarak diyeceğiz. Bir peygamber beşerdir. Muhatap olduğu insanlar gibi onların ihtiyaçlarını bilir, onlar gibi yaşar, onlara rehberlik yapar. O yüzden Efendimiz Aleyhisselam der ki, قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِسْلُكُمْ. Ben sizin gibi beşerim. Sürenin başında Cenab-ı Hak bazı beşeri, beşerden bazılarını tanrılaştıran, ilahlaştıran bir takım gruplardan, bir takım durumlardan bahsetmişti. Ve onlara kınama da bulmuş, onların cezası olacağını söylemişti. Meleklere lan kızları diyorlardı. Bazıları Hazreti İsa'yı Allah'ın oğlu, Hazreti Üzeri Allah'ın oğlu diyorlardı. Bunlar yanlış inançlar, bunların çok büyük ağır neticeler olacak. Ve ayet sürenin sonunda da Efendimiz Aleyhisselam'a sen bir beşersin, ben bir beşerim. Dolayısıyla beni ilahlaştırmazsınız zaten. Bunu yapmazsınız. Manası vardır. Daha sonra okurken bu manayı biz düşünürüz. Fakat ilk geldiğinde tekrar ediyorum. Bu tekrar olacak belki ama vurgulamam gerekiyor. İlk geldi, ilk muhatabına Efendimiz'i cinlenmiş olmakla, sihirbaz olmakla, akli meleklerini, dengelerini kaybetmekle suçlayan insana hayır. Ben sizin gibi bir beşerim diyor Allah-u Teala ayet-i kerimede. Ben sizin gibi bir beşerim. Akli meleklerim yerinde, sağlığım yerinde, cinlenmiş değilim, sihirbaz değilim. Evet, mislüküm dedikten sonra ben sizin gibi bir beşerim. Evet, mislüküm dedikten sonra sizin gibi beşerim ve arada bir fark var. Nedir o? Yuhayley. Bana vahiy alınıyor. Bana vahiy alınıyor. Bana Cenab-ı Hak bir takım ekstra bilgiler veriyor. Vahiy kelimesi üçüncü şahısların anlayamayacağı şekilde iki kişinin birbiriyle fısıldaşılması veyahut da birine başkasının duymayacağı, bilmeyeceği şekilde bilgi ulaştırmaktır. Ve Kur'an-ı Kerim'de bizzat Kur'an-ı Kerim kendisi vahiydir. Cenab-ı Hak Cebrail vasıtasıyla Aleyhisselam vasıtasıyla Efendimiz Aleyhisselam Kur'an-ı Kerim'i vahiy olarak bildirmiştir. Kur'an-ı Kerim metlu bir vahiydir. Yani metni okunan, okundukça tefsir edilen, anlaşılan bir vahiydir. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hakk'ın pek çok şeyin vahiy olduğu ifade ediliyor. Ve Efendimiz Aleyhisselam'a gelen vahiyler de sadece Kur'an ibaret değildir. Vahiy gayri metlu da vardır. Efendimiz Aleyhisselam'a Kur'an'da olmayan fakat ahkam koyan, hüküm koyan bazı vahiyler bildirilmiştir. Mesela kıblenin Kudüs'e doğru olacağı baştan Efendimiz Aleyhisselam'ın vahiy iledir. Efendimiz Aleyhisselam'ın Cenab-ı Hakk'ın bildirdiği Kur'an'da olmayan bir vahiy iledir. Ayetlere bakılırsa bu çok net görecek. Başka şekilde Efendimiz Aleyhisselam'a ilk hükümler bildirilmiş fakat bu hükümler Kur'an'da yoktur. Cenab-ı Hak daha sonra bunları değiştirmiştir. Bazı bilgiler vermiştir. Dolayısıyla Efendimiz Aleyhisselam'a metlu ve gayrimetlu yani Kur'an'da ve Kur'an'da olmayan vahiyler vardır. Dolayısıyla Efendimiz Aleyhisselam diyor ki bana Kur'an'da ve başka yerlerde Cenab-ı Hak vahyediyor. Benim böyle bir farkım var. Ben insanım ama sıradan bir insan değilim. Sizin gibi yiyen içen fakat ekstraları olan bir insanım. Allah'ın lütfuyla bana vahyolunan, kendisine vahyolunan bir insanım. Bu ayet-i kerimede Allah-u Teala'nın pek çok vahiylerinden sadece bir tane temel hakikati Cenab-ı Hak net bir ifade ediyor. Bu da lazımdır. Çünkü Efendimiz'e vahyedilince en temel vahiy üzerine durmuştuk durmak gerekiyor. Tevhiddir. Önce ilahın tekliği. Çok ilah olmaz. Tek olması gerekir ilahın. Pek çok ilah olsa, Kur'an-ı Kerim'in farklı ayetlerde bunun üzerine durulur. Pek çok ilah olsa yeryüzünde kaos, kargaşa olur. Ve buyuruyor ki, bana vahyolunuyor ki sizin ilahınız tektir. Tek bir ilah var. Tek bir ilah kulluk yapmanız gerekiyor. Tek bir yaratıcı var. Bütün bu varlığı yaratan tek bir varlık, tek bir ilahtır. Bütün varlığı tek bir ilah yarattıysa,
kulluk noktasında da sadece ona kulluk yapılması gerekir. Evet, tevhid itikatta tek bir ilaha inanmak demektir. Tek bir ilaha, tek bir yaratıcıya inanmak demektir. Ve itikadın dışına çıktığımızda, ibadette, ahlakta tevhid tek bir Allah'a kulluk yapmak demektir. Allah tektir fakat kulluk yaparken Allah dışında başka varlıklar ortaya koymamak demektir. Allah dışında başka varlıklara ilahlık yerine koyanlar, Allah dışında başka varlıklara tapanlar itikad açısından müşrik oluyorlar. Şirk koşuyor Allah'a. Allah'ın yanına bazı ilahlar koyuyorlar. Ve bu şirkin zıt anlamı tevhiddir. Tevhid Kur'an-ı Kerim'in baştan sona temel hakikatidir. Bunun yanında ibadette de şirke benzer bir şey var. Efendimiz Aleyhisselam'ın ifadesiyle gizli şirk. Gizli şirk nedir ya Resulallah diye soruyorlar. Riyadır buyuruyor. Yani insan ibadet ederken, kulluk yaparken Allah'a yönelik kulluk yaptığı gibi bazen insanların beklentisini, insanların görüşünü, bakışını dikkate alıp Allah'a kulluğa onları da ortak etmesidir. Yani ihlaslı kulluk yapmamasıdır. Bu konuda bir rivayet var. Bir sahabi diyor ki ya Resulallah ben Allah için kulluk yapıyorum, Allah için namaz kılıyorum, oruç tutuyorum, cihad ediyorum, pek çok şeyi Allah için yapıyorum. Bu konuda kalbimde bir şüphe yok. Allah için yapıyorum. Ama bazen insanlar bakıyorlar, ben insanın gördüğünü de görüyorum, hissediyorum. Hoşuma gidiyor, nefsim hoşuna gidiyor. Bu insan iyi namaz kılıyor, iyi ibadet ediyor falan düşünürler diye hoşuma da gidiyor. Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki, Allah kendisi için halis kulluk yapılmayan ibadeti kabul etmez. Allah'tan başkasına ortak tutulduğu, Allah'la beraber başka varlıkların dikkate alındığı kulluğu Allah kabul etmez buyuruyor. Bu hadisin bir başka rivayetinde Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki sana iki ecir vardır. Bir örnekliği ecri, yani bir kendi yaptığın, sırf Allah için yaptığın kulluğun, baştan niyetinin ecri. Bir de iyi kulluk yaparak insana örnek olma yönün. Yani sen sadakada bulunuyorsun, tasaddukta bulunuyorsun, iyi bir şeyler yapıyorsun, hayırlı işleri yapıyorsun. Bir de insana örnek oluyorsun. Bu örnek alma yönü, örnek olma yönü. O zaman mesele nedir? İnsanın gönlünde, kalbinde yaptığı işi sırf Allah için yapması ve bu konuda halis, samimi olması. Diğer türlü şeyler, hani örnek olma dikkate alınsa bile onlar insanın kafasında samimiyeti, ihlası bulandırabilir. Ve bulandırınca da yapılan kulluğun derecesi, kalitesi düşer. Yani bazen sırf insanlar dikkate aldığına göre yapılırsa o kulluğun Cenab-ı Hak katında hiçbir değeri olmaz. Bazen teşvik edici olabilir ama bunlar çok yaygın olması gereken şeylerdir. Yani insan yaptığı işte örnek oluyorsa, örnekliği güdüyorsa bunun incelerini çok iyi yapması gerekir. Burada çok mahsur olmayabilir. Fakat Allah'a kulluk yaparken, Allah için namaz kılarken, oruç tutarken, hac ederken, hayır işleri yaparken Allah'ın yanında kulları, insanları çok fazla dikkate almamak, mülazaya almamak gerekir. Bu bize şunu gösteriyor. Bana tek bile olduğu vahyediliyor. İlah tektir. Dolayısıyla kulluk tek bile olması gerekir. Bunun dışında şirk dedik. Ayetin sonunda şirk açıkça var. Ayetin sonuna gelirsek, önce ayetin sonuna gelelim. Sonra tekrar geri döneceğiz. Buraya ki Allah-u Teala وَلَا يُشْرِكْ بِعْبَيَتْ رَبِّهَادَ Hiç kimse Allah'a kulluğunda şirk koşmasın. Allah'a ortak tutmasın. O zaman ayetin sonuna hızlı geçtik. Bir gerisine bakacağız. Buyuruyor ki Allah-u Teala فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَى رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعْبَيَتْ رَبِّهَادَ Kim Rabbine kavuşma ümidi varsa, kim Rabbine kavuşma arzusundaysa, salih amel işlesin, Allah'a hiç kimseyi, hiçbir şeyi şirk koşmaz. Ve ayet-i kerimenin bu kısmı gerçekten dikkat çekici. Bu kısımda ilk kelime kim reca arzu beklentisi içindeyse, ne beklentisi? Rabbine kavuşma beklentisi. Rabbine kavuşma, Rabbi ile buluşma beklentisi. Tabii ki bu olaya baktığımızda hiç kimse Rabbi ile buluşmaktan, Rabbinin hesap vermesinden kaçamayacaktır. Dolayısıyla beklese de beklemese de, rica etse de korksa da ne olursa olsun herkes Rabbi ile kavuşacaktır, Rabbi ile buluşacaktır, hesapla buluşacaktır. O zaman bu ayet-i kerimedeki biz rica kelimesi, lika Rabbi, Cenab-ı Hakk'ın likasını, Cenab-ı Hak'la mülakatı buluşmayı bekleyen, arzu eden kelimesini şöyle anlamamız gerekiyor. Kim Rabbi kendisine razı bir şekilde onunla buluşmak isterse, Rabbinin kendisini seveceği, kendisine mükafatlar, lütuflarda bulunacağı şekilde Rabbi ile kavuşmak isterse, öbür taraftan kim Rabbinin gazabını celbetmiş olarak, cehenneme gitmeyi hak etmiş, cehenneme gidecek şekilde Rabbi ile buluşmak isterse ne yapsın? Salih amel işlesin. Salih amel, Kehf suresinde Kur'an-ı Kerim ana konularından birisidir.
Allah'ın rızasını kazandıracak hayır, hasenat, ibadet, taat hepsi salih amel cinsindendir. İnsanın kendisine ve bütün insanlığa faydalı olan şeyler salih amellerdir. Allah'ın rızası olan ameller salih amellerdir. İnsanlığa faydası olan ameller salih amellerdir. Ve iyi niyetle yapılan, iyi sonuçlar veren ameller salih amellerdir. Salih amel yapacak, bununla beraber hiç kimseyi bu salih amelinde, ibadet taatinde Allah'a ortak koşmayacak. Kim? Cenab-ı Hak'la, Rabbi ile güzel bir mülakat arzu eden, güzel bir şekilde o kendisinden razı olarak ve onun gazabını celbetmemiş olarak Cenab-ı Hak'la kavuşmak, Rabbi ile mülakat etmek isterse salih amel işlesin ve şirk koşmaz. Bir hadis-i şerifte kim Cenab-ı Hak'la kavuşmayı arzu ederse, nikahı arzu ederse, Cenab-ı Hak'la bulaşmak isterse, arzu ederse, onu razı edecek şekilde onunla bulaşmaya hazırlanırsa, bunu yaparsa Allah da onunla buluşmaktan hoşlanır. Kim de Allah'la buluşmayı çirkin görürse, yani ölümden, ölüm sonrası hayata hazırlanmazsa, Cenab-ı Hak da onu karşılar ama ondan razı olmaz, hoşlanmaz. Evet, Kehf suresi baştan sona tevhidi anlatan, baştan sona bize Deccal fitnesine karşı, farklı fitnelere karşı çözümler, alternatif çözümler sunan bir süre. Biz de cuma günleri Kehf suresini okumaya çalıştık, Kehf suresini hatırlamaya çalıştık ve Allah'ın izniyle de 50 program üzerinde Kehf suresi dedik. Kehf suresi dedik. Kehf hakikatini, mağara, sığınma, Cenab-ı Hakk'a sığınma hakikatini farklı tonlarda dosya ifade etmeye çalıştık. Evet, bizler cuma günleri Kehf suresini okumaya çalıştık, anlamaya çalıştık. Ve bu konuda en azından hiç değilse her cuma Kehf suresi var, okunması gerekir. Kehf suresi sığınağına girilmesi gerekir demeye çalıştık. İnşallah Rabbim bizlerin niyetimizi halis, samimi eylesin. Sizleri de Kehf suresiyle cuma günleri hayatında ve cuma özellikle cuma günleri Kehf suresiyle yaşayan, Kehf suresini yaşayan, Kehf suresinden farklı farklı açılımlara sayan kullarından eylesin diyelim. Ve şunu da itiraf ederek bitirelim. Biz Kehf suresi derslerinde Kehf suresinin bütün yönlerini, ayetlerdeki temel hakikati ifade ettiğimizi söyleyemeyiz. Bunu hiç kimse söyleyemez. Çünkü Kehf suresi ve Kur'an-ı Kerim yüzyıllardır, asırlardır tercüme ediliyor, okunuyor, meal veriliyor ve tefsirler yapılıyor. Ve halen de söylenecek pek çok şey var. Çünkü Kur'an-ı Kerim bir ummandır. Ummandan almakla, ummanın bir tarafına dağılmakla, ummanın tamamına vakıf olamıyorsunuz. Bizler de bir nevse ondan belli şeyler almaya çalıştık. İnşallah ben şahsen kendim istifade ettim. Sizler de istifade etmişsiniz ümidiyle. Sizlere Allah'a emanet ediyorum. Başka zamanlarda, başka programlarda buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın.